Evet arkadaşlar, yeni soru cevap videomuza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerin bana göndermiş olduğu maillerinizi yanıtlamaya çalışacağım. Tabii ki bir kez daha tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bazıları bilmiyor çünkü mail adresimi. Küçük harflerle unalvlog@gmail.com adresime maillerinizi gönderirseniz ben de sorularınızı yanıtlama fırsatı bulurum. Şimdi elimden geldiğince göndermiş olduğunuz sorularınızı okumaya çalışacağım. Şimdi Ali Eren'in sorusuyla başlıyorum. Ali Eren videolu bir soru göndermiş. Merhaba abi. Benim adım Ali Eren. Kuşumun yaşını ve cinsiyetini öğrenebilir miyim? Merhabalar Ali. Kuşunun cinsiyeti dişi bir kuş. Yaş olarak da kuşunun baş çizgileri kaybolmuş. Beyazlık görüyorum baş bölgesinde. 7-8 aylık civarında olduğunu söyleyebilirim kuşunun. Ve sağlıklı bir kuşun var. Görüntü olarak kuşuna iyi bakıyorsun. Abdullah Can, sizden esinlenerek böyle bir kafes yaptım. Muhabbet kuşlarıma kafesi boyamadım. Kuşlar kemirir, zarar görür diye. Aslında bu durum, öncelikle elinize sağlık Abdullah Bey. Gerçekten güzel bir kafes yapmışsınız. İşçiliğiniz çok güzel. Şimdi boya durumu, su bazlı boyaysa çok zararlı değil kuşlar için. Ama yağlı boya gibi içinde çok fazla kimyasal barındıran boyalar zararlı olabiliyor kuşlarımıza. Tasarım olarak çok güzel, iç tasarım daha yapamadım. Malum biraz pahalı aksesuarlar, onları da yavaş yavaş bitireceğim demişsiniz. Aslında ben aksesuarların büyük bir çoğunluğunu ağaç dallarından yapıyorum. Çok böyle budanmış ağaçların dallarını buluyorum yollarda. Onları keserek hamak tarzında, salıncak tarzında aksesuarlar yapıyorum. Onları çok seviyorlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim bu kafesin içerisine. Çok yakışacaktır. Boyamanıza gerek yok. Ben de boyasız tercih ediyorum ama bu sefer siyah yapmıştım son yaptığım kafesleri. Bu şekilde hamaliyle daha doğal görünüyor. Şimdi Alev Özdemir'in sorusuna geçiyorum. Müfettişle çapkındı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başımda duruyorlar. Paşam 10 aylık yaramaz bir erkek. Dışkısı bir süredir resimdeki gibi şeffaf ve sulu. Ayrıca çok da tüy döküyor. Sirkeli suyunu, vitaminini düzenli veriyorum. Şu durumda yeşillik, salatalık gibi sebzeler vermiyorum. 3 haftadır var bu durum. 1 haftadır normale dönmüştü ama bugün tekrar böyle yapmış dışkısını. Streslik durumu yok gibi. Neşesi çok yerinde. Konuşuyor, şarkı söylüyor, uçuyor, oynuyor. Üşüme ihtimali 0, yeri sıcacık. Yem değişikliği yok. Bu dışkı normal mi? Bu arada kuşunuz çok güzel konuşmayı da öğrenmiş aynı zamanda. Dışkısında sıvılık varsa bazen olabiliyor. Bakteri falan olabiliyor bağırsaklarda. Bunun için elma sirkesi damlatıyorum ben çoğu zaman suluklarına 2 damla. Ve düzeliyor. Siz de elma sirkesini deneyebilirsiniz. Çok sulu meyveler vermeyin, zaten vermiyorsunuz. İshal durumunda. Yine haşlanmış patates, pirinç lapası gibi şeyler de bu ishal durumunu düzenliyor. Yem değişikliği de yapabilirsiniz. Bazı markalar bayat yemler koyuyor paketlere. Bir yem değişikliği yaparak 2-3 gün deneyebilirsiniz. Düzelme olursa muhtemelen yemden oluyordur. Gagasında beyazlık vardı. Mantardan şüphelendim. Vazelin sürmeme izin vermediği için elimle yakalamak zorunda kaldım. Birkaç kez korktuğu için olabilir mi bu durum? Son olarak senin son videonu izleyene kadar pet shop bu kış kuş strese girmiş. Yulaf ver dediği için sık sık ekstra yulaf veriyordum. Şimdi vermiyorum. Yani yulafı az miktar verebilirsin ek besin olarak. Yemin içinde az miktarda oluyor ama bizim de müfettiş yıkanıyor arkadaşlar. Yemin içinde az miktar oluyor ama yemin içinde olmadığı durumlarda ben az miktar veriyorum kuşlara. Rahatlatıcı özelliği var. İçine düşüyordum müfettiş akvaryumun. Son anda kurtuldu arkadaşlar. Gel buraya. Kameranın üstüne gitti. Düşmüyor da işte yıkanmak için. Her gün de banyosu var ama her gün yıkanmak istiyor. Mantarlaşma durumu yok. Hafiften bir gagasında aşınma var. O oluyor zamanla. Katmanlar, kuşlar büyüdükçe. Sıkıntı olmaz. Sağlıklı görünüyor. Gayra kardeş. Erkek kuş değiştirdim ama 4 ay oldu. Yavru alamadım. Sence bir sorun mu var? Hem erkek kuşumun cere kısmında biraz pembelik var. Full mavi değil. Neden olabilir? Daha küçük olduğunu düşünüyorum. Üremesi için ne yapabilirim?
Şu kuşun bir de ceri kısmı tam mavi değil abi. Pembelik var aralarda. Neden olabilir? Yok, o erkek kuş. Olabiliyor. Biraz morluk da olabiliyor erkeklerde. Üremiyorsa henüz kızışmamış olabilirler. Eş olarak birbirlerini beğenmiyor olabilirler. Kızışmama durumunda Nijer tohumu, yumurta gibi besinlerle onların kızışmalarını sağlayabiliyoruz. Biraz daha zaman tanıyabilirsin istersen ama bayağı da uzun olmuş. 4 aydır da bir eşleşme durumu olmuyorsa onlara yeni eşler alabilirsin ya da eş değişim yoluna gidebilirsin. Kayra. Kuşların sağlıklı görünüyorlar. Burak yurda döner. 2 gün önce Maşuk'un yanına erkek sultan papağanı aldık. İsmi Haşmet. Maşuk'un tüyleri olmasa da erkeğin tüy sorunu olmadıkça çiftleşme olabiliyormuş. Maşuk da sürekli çiftleşmek ister gibi hareketler yapıp garip sesler çıkarıyor. Dalalı 2 gün oldu. Çok alışmadılar birbirlerine ama aşırı ötüyorlar. Maşuk bu kadar ötmezdi. Kuşçu kafese dursunlar. Niye ekranıma işedin müfettiş? Niye o tarafa dönüp masaya işemiyorsun da ekranıma işiyorsun? Alalı 2 gün oldu. Çok alışmadılar birbirlerine ama aşırı ötüyorlar. Maşuk bu kadar ötmezdi. Kuşçu kafeste dursunlar. Bir hafta yalnız bırakın dedi. Şimdi yeni bir kuş geldiği için ondan etkilenmiş ve ondan dolayı da ötüyor olabilir. Sık sık. Ondan etkilenmiştir muhtemelen. Haşmet çok küçük, vardarda ötüyor. Aynı odada 5 dakika kalsam kulağım uğuldamaya başlıyor. Maşuk bile irkiliyor, kızıyor bazen Haşmet'e. Maşuk'un dışarı çıkmaya alışık. Belki de o yüzden bu kadar ötüyordur ama Haşmet ile birleşince bu gürültü hiç bitmiyor. Sınav haftam, derslerime odaklanamıyorum. Niye bu kadar öttüklerini anlamıyorum. Sultan Papağan erkek olanlar çok ötüyorlar. Benimkiler de ötüyor, normal bir durum. Arkadaşı var Çapkın'ın, o da çok ötüyor. Normal. Yapabileceğim bir şey var mı? Kafesin biraz ufak olduğunu farkındayım. Gözüm Maşuk'a alışmış. Haşmet gelince ne kadar büyükmüş Sultan Papağan dedim. Anlaşılabilirlerse ve çiftleşirlerse Haşmet'in kalması kesinleşince daha büyük bir kafes almayı düşünüyorum. Bu arada Haşmet 1,5 yaşında, Maşuk'un kuş kumu ve kalamar kemiği yediğini pek görmüyorum. Kuş kumu ve kalamar kemiğini her zaman yemezler. İhtiyaç duydukça tüketiyorlar. Tünekleri kemirmeyi çok seviyorlar. Özellikleri gereği zaten normal bir durum. Eski tüneyin dışarıda bulduğum dalı kullanmıştım. Uçamadığı için farklı açılarda 3-4 tane tüneyi vardı kafeste. Aylarca kemire kemire kırdı. Normal mi bunlar? Normal. Papağanlar kemirmeyi seviyorlar. Benim kuşlar da sürekli tünek kırıyorlar. Yenilemek zorunda kalıyorum. Bu arada Sultan Papağan'ın video oynatma listeni yeni gördüm. İzliyorum şu an demiş. T tüneyi yapacağım önümüzdeki günlerde. Tabii ki T tünek güzel oluyor kuşları alıştırmak açısından. Bir de ötüşüne bakalım. Normal bir durum. Sultan Papağanları böyle yankılı ötüyorlar. Güzel papağanlar. Yunus Atmaca. İki kuşum 2 aya yakındır aynı kafesler fakat mavi dişi sürekli erkek olanı hırpalıyor. Bunun nedeni ve niye eş tutmadıklarını söyler misiniz? Eş olarak beğenmemiş olabilir bu önceki. Sanırım mavi ve sarı olan kuş. Sarı olan mı yani? Mavi dişi sürekli erkek olanı hırpalıyor. Çeresini tam göremedim ama mavi sanki bana dişi gibi geldi. Şu an tam net göremiyorum. Sarı olan da hafiften bir hastalık, soğuk algınlığı var gibi tüylerini kabartıyor. Ona da bir baksan iyi olur tabii ki. Eş tutmadıkları için ya da önceki mavi kuşun yeni geleni kıskandığı için hırpalayabilir. Bunlar normal durum alışma süreçlerinde ama 2 ay olduysa ve hala anlaşamıyorlarsa eş değişim yoluna gidebilirsin ya da farklı bir eş alırsın, diğerini farklı yere koyarsın. Yusuf Yılmaz, kuşum sağlıklı mı? Şu an 7 aylık ve kızışma döneminde. Kızışması ne kadar sürer? Kafes üzerine iyi mi, neler eksik? Kuşun sağlıklı bir erkek. Tüyleri vesaire güzel görünüyor. Kızışmaları 7 ve 8. ayda çok yoğun bir şekilde oluyor. Eş alabilirsin kuşuna. Göğüs halkalarından da belli zaten kuşunun büyük olduğu. Kafes düzeni iyi. Ahşap tünekler kullanıyorsun. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kalamar kemiği, mineral blokta yoksa takviye edebilirsin kafese. Berkay Yemektar, beyaz olan biraz yaşlı, diğerinin yaşını bilmiyorum. Sağlık durumları ve çiftleşirler mi? Beyaz kuşunun ceresini göremiyorum ama bana uzaktan bakınca sanki kahverengi mi beyaz kuşunun ceresi? O da kahverengiyse öteki de dişi çünkü. Beyazın cinsiyetini göremiyorum ama erkek ve dişilerse elbette çiftleşirler. Birbirleriyle ilgileniyorlarsa, eş tuttularsa, iyi geçiniyorlarsa çiftleşirler. Sağlık durumları biraz halsiz gördüm kuşlarını.
Onları ılık bir odada, esintinin, rüzgarın olmadığı bir odada tutmanı tavsiye ederim. Deniz Bilici, kuşumun cinsiyetini öğrenebilir miyim? Bir de kuşum sağlıklı mı? Kuşunuz dişi ve sağlıklı bir kuş, tüyleri falan oldukça canlı görünüyor ve büyük bir kuş. İrem Topuz, size daha önce soru sormuştum. Önerinizin ardından erkek muhabbet kuşuma dişi kuş alabildik. Hayırlı olsun. Dişi geldikten bir süre sonra erkeğe farklı haller peyda oldu. Kafesinden o da kaçmaya başladı. Görseldeki gibi durmaya başladı. Benim sorum, niçin gündüz tüneklerinde durur? Kafes içinde gezinirken akşam olunca böyle duruyorlar. Şimdi yukarıda kendilerini muhtemelen daha güvende hissediyorlar. Sanırım üretmek için tünek değişimi de yapmışsınız, yer değişikliği. Bundan kaynaklanıyor. Önceden yukarıda duruyorlarsa tünekler varken, şu anda tünekler olmadığı için, aşağıda tünekler olmadığı için akşam saatlerinde kendilerini yukarıda daha güvende hissettikleri için oraya çıkıyorlardır. Benim kuşlar da yapıyor, normal bir durum. Bir de kafes için dizayn ettik, çiftleşme için eksik unsurlar varsa söyleyebilir misiniz? Kalamar kemiği var sanırım. Mineral blok ya da kuş kumu da olmalı. Yemleri var. Yine tünek takmışsınız yuvaların önüne doğru. Bir eksik göremiyorum kafeslerinde. Ve birbirlerinden etkileniyor. Yani kuş aldığımız zaman diğer kuşlar onun davranışlarını örnek alabiliyorlar. Melisa Can, erkek olduğunu düşünüyorum ama bir türlü net bir yanıt alamadık demiş. Dişi bir kuşum var Melisa. Kuşum dişi. Furkan Sarı, Pet Shop'tan satın aldığım kuşu satıcı bana 6 aylık yavru alınmış olarak söyledi. Fakat kuş besleyen arkadaşlarım tam aksini söylüyor. Bilir kişi olarak bir de sizden bakmanızı istedim, inşallah yardımcı olursunuz demiş. Kuşunuz dişi, dişi bir kuş ve gagasına, cere yapısına ve baş bölgesine, göğüs halkalarına baktığımız zaman kuşunuzun bir yaş üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Çok küçük bir kuş değil, büyük bir kuş. Salih Lüveren, ben yeni bir kuş aldım da alırken cinsiyetini sormadım. Tekrar aldığım yere gittiğimde bana erkek olduğunu söyledi. Bana dişi gibi geldi ama resimlerini yolluyorum. Bir bakabilir misin? Hemen bakıyoruz. Dişi bir kuşunuz var. Bir daha kuş alacağım, onun için öğrenmek istiyorum. Bir de bana 2 aylık demişti. Aldığımda aşağı yukarı doğru mu, onu da öğrenebilir miyim? Şimdi baş çizgileri var kuşunuzda. Çok büyük bir kuş değil. Gözleri de simsiyah. Çok büyük olmasa da 3-4 aylık var gibi kuşunuz. Ama alışabilecek bir yaşta alıştırabilirsiniz kendinize. Ve 7-8 aylık olduğunda da yeni almış olacağınız kuşla eşleştirebilirsiniz. Eren Tümer, ben Eren. Kuşlarım çiftleşir mi? Kafeste bir sıkıntı var mı? Ayna sıkıntı yapar mı? Oyuncaklardan sıkıntı olmaz değil mi? Yani ayna olmasa daha iyi olur. Aynadaki kuşu gerçek sanıyorlar ve daha çok ilgilerini aynaya veriyorlar. Çiftleşme sürecinde oyuncaklar olmamalı kafeste. Olduğunca sade bir kafes düzeni yapılmalı. Ama senin kuşlarının ikisinin de ceresi beyaz tonlarında. İkisi de dişi kuşlarının, zaten çiftleşmezler. Yani cinsiyetleri aynı olduğu için. Bence eş değişimi yapmanı tavsiye ederim. Bir tanesini erkek alırsan çiftleşirler. Bir de tünekler ahşap olursa ya da ağaç dalı kullanırsan çok güzel olacaktır senin için. Bütün ihtiyaçları var. Hasan Polat, ben buradan ortalama 7 ay önce 2 tane kuş aldım. İkisinin de cere rengi kahverengine dönüştü. Yardım edebilir misin? Hangi konuda yardım edebilir miyim? Onu tam anlamadım ama kuşların ikisi de dişi. Başta farklı renklerde olabiliyorlar yavruluk süreçlerinde. 7 ay olmuş zaten. Küçükken muhtemelen küçük yavru kuş cere rengindeydi. Büyüdükçe de asıl rengine döndü. İkisi de dişi. Bunları erkek alabilirsin artık. Çiftleşme yaşına gelmişler. İrem Zengin dişi ve 3 yaşında bayağıdır. Bunun da böyle katmanlar var. Yani katmanlar oluşabiliyor kuşlar büyüdükçe. Kalsiyum açısından kalamar kemiği olmalı kafesinde, çünkü bunları destekliyor. Daha böyle sağlıklı olmasını destekliyor gaganın. D vitamini, gün ışığı da bunun sertleşmesi açısından, parlak olması açısından çok önemli. Ve vitaminlerini vererek zaman içerisinde kuşunuzun gagasının daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Vazelin sürmeniz daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu cere bölgesindeki deliklere değil de yan kısımlarına vazelin sürebilirsiniz. Murat Erdoğan, kuşlarımın cinsiyetini ve yaşını, sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Bir de harbi kuşum haftada bir kez 25-30 saniye hiç durmadan hapşuruyor. Bir de çiftleşirler mi?
Hapşırma durumu soğuk algınlığından olabiliyor. Su içerken burunlarına su falan kaçabiliyor, ondan hapşırıyorlar. Ilık bir odada dursun, vitaminlerini falan ver. İnsanlarda olduğu gibi zaman zaman kuşlar da soğuk algınlığına yakalanıyorlar ama iyileşiyorlar kısa sürede, düzenli beslendikleri takdirde. Cinsiyetine ve sağlık durumuna da bakalım. Cinsiyeti erkek, arkadaki mavi cereli kuşun, öndeki dişi bir kuş. Öndeki biraz daha küçük ona göre. Onun baş bölgesi temiz. Yaş olarak 7-8 aylık civarında arkadaki. Öndekinin bakın çizgileri falan olduğu için o biraz daha küçük ona göre. Güzel kuşlar. Bedirhan Ertaş. Abi kuşlarımın yavruları bu şekilde tüyleniyor. Diğer muhabbet kuşu yavruları sırtında hav denilen beyaz tüyler, tüy tüpçükleri çıkmış. Asıl tüylenme başlar ama bu yavrular, bundan önceki yavrular hiç normal bir tüylenme yaşamadı. Erkek kuşum iki yavrunun tüylerini yiyor. Yiyorsa B vitamini eksikliğinden de yapıyor bunu ebeveynler. Sularına B vitamini karıştırabilirsin. Tüy tüpçüklerindeki, tüy köklerindeki yağları yiyebiliyor erişkin kuşlar böyle sıkıntı olduğunda. Bir diğer durum, yavruları uzaklaştırmak için tekrar yuva yapmak isteyen ebeveynler yavruları uzaklaştırmak için de böyle bir yola gidebiliyorlar onlara zarar vererek. Tüylenme yaşamadı. Erkek kuşum iki yavrunun tüylerini yiyor, dövüyor. Ha, dövüyorsa erkek kuşu ayırman lazım. Anne kuş tek başına bakabiliyor çünkü yavrulara. Ya da senin bakman lazım. Ebeveynler bakmıyorsa benim elle besleme aparatı videomdaki gibi beslemen lazım yavrularını. Hiçbir eksiği yok. Gaga taşı, kalamar kemiği, mineral taşı, saf su. Yani düzenli olarak yumurta maması, çeşit sebzeler veriyorum. O zaman beslenme bozukluğu, vitamin eksikliği yoktur düzenli veriyorsan. Tekrar çiftleşecektir. Ondan dolayı yavrulara zarar vermek istiyorlardır. Umutsuz hayaller. Ünal abi, ben Hilal. Benim kızım çok zayıf ve kilo almıyor. Sana bu konuda danışmak istedim. Ne yapabilirim? Kalamar kemiği var. Haftada bir yumurta haşlayıp eziyorum. Senin söylediğin gibi meyve sebze de veriyorum. Yiyebileceklerini ama inan karnındaki karın çizgisi upuzun belli oluyor. Nasıl kilo aldırabilirim? Yani çok güzel besleyip kilo almayan kuşlar ya çok hareketlidir ya da kuruma hastalığı gibi bir sorunla karşı karşıya olabilir. Öncelikle bir veterinere götürmeni tavsiye ederim. Aslında elle muayene edildiğinde de anlaşılabilir. Çizgi çok sivriyse karnındaki, bu kaburga kemiğindeki ve orada işte derisinde bir değişim, renk değişimi varsa kuruma hastalığı olabilir çok zayıfsa kuşun. İki parmak kalınlığında resmen çok endişeleniyorum. Parmaklarına çektiğim fotoğrafı şimdi çektim. Diğerlerini birkaç hafta önce. Ben önceki sahibi kanat tüylerini koparmış ve vitamini verdiğim halde uzamıyor. Yani uçamıyor. Ne yaptıysam uzatamadım. Bu konuda da bir tavsiyen var mı? Acaba 8 ay geçti bana geleli ama hiç uzamadı kanat tüyleri. Şimdi normal kanatları kesilmiş olsa bile eski sahibi tarafından bir ay gibi bir sürede yenileniyor bu kanatlar ama 8 aydır uzamıyorsa genetik bir hastalığı olabilir kuşun ya da farklı bir tüy hastalığı vardır. Ondan dolayı çıkmıyordur. Beslenme kaynaklı değil senin kuşunun. Mutlaka bir hastalığı var. Zayıflık kuruma hastalığından olabilir. Ve tüylerin çıkmaması da yine mesela Fransız tüy hastalığı başlangıcı olabilir. Kanatlarda başlamıştır. Bir veterinere götürmek gerekiyor. Elle muayene edilmesi gerekiyor. Tam anlaşılabilmesi açısından. Senin iyi beslediğine eminim. Zaten veriyormuşsun gerekli her şeyi. B vitamini bile vermişsin. Evde yapabileceğin her şeyi yapmışsın. Gerisi veterinerlik. Şöyle baktığımızda çok da sağlıklı görünüyor. Kanat dışındaki diğer yerleri. Ama vardır mutlaka bir sorunu. Batuhan Gürbüz. Kuşum 4,5 aylık civar, sürekli elimizi ısırıyor. Yavruyken aldık ve bizi gördüğü zamanlar korkuyor. Bazen elimden falan gelmiyor ama durduk yere ısırmaya başlıyor. Görüntü pek net değil, özür dilerim demiş. Olsun, sıkıntı yok. Aslında bu ısırma değil, şey yapıyor. Yani oynamaya çalışıyor senin dizindeki şeyle. Kemirmeye çalışıyor. Zaten kuşların tipik özellikleri bu şekilde. Kıvrık gagalı oldukları için her tarafı kemirmek, yoklamak istiyorlar can sıkıntısından dolayı. Bence kuşunun niyeti ısırmak değil, daha çok kemirmek. Isıran kuş zaten çok sert ısırır, acıtır. Seninki didikliyor oraları. Ama sana alıştıkça geçer. Ama bazı kuşlar da geçmeyebiliyor tabii ki. Benim pastel de ısırıyor böyle bu şekilde. Merhaba, 2 adet yavru kuşum var. Sarı olanı yeni aldım. Kuşlarımın cinsiyet ve yaş tahminini öğrenebilir miyim?
İlk defa yan yana geldiler. Sizce iyi anlaşıyorlar mı? Beraber yaşayabilir mi? Mavi erkek sarının dişi olduğunu söyledi aldığım arkadaş. İkisinin de cere rengi dişi. İkisi de dişi kuşlarınızın. Bu kuşlar arasında olabiliyor yanak kaşıma. Yani ikisinin cinsiyeti aynı olsa da bu şekilde yapabiliyorlar. Hoşlanıyorlar böyle başlarının didiklenmesinden. Sağlık durumları çok iyi. Beyaz olan biraz daha büyük. Yeşil olana göre. Beyazlı mavili olan. Yani kuşlarınız 6-7 aylık üzerinde diyebilirim kuşlarınız için. Beraber yaşayabilirler, iyi anlaşıyorlar. Erkek alırsanız ileride çiftleştirebilirsiniz. Talha Bayraker, kuşum mineral bloğundan yemiyor. Kuşumun her şeyini ben yapıyorum, bana nasıl alışır? Mineral bloğu her zaman yemezler zaten. İhtiyaçları oldukça yiyorlar. Kuş kumu var mineral blokta. O kuş kumları bittikçe vücutlarında ve gagalarını düzenleme ihtiyacı duydukça onu kemirirler, yerler. Ama çok nadir olarak bana nasıl alışır? Kuşun büyük bir kuş almışsın. Sana alışması elbette küçük kuşlara göre daha zor olacaktır. Ama sık sık ilgilenerek biraz zor da olsa alıştırmayı deneyebilirsin. Elinde yem yedirebilirsin kafes içinde. Baran Katan, bunu dün getirdim üretimhaneden. Tahmin olarak 7-8 aylık olması lazım. 2019 yazıyor. Orada ay da yazar aslında. Tam olarak, net olarak o bilezikten öğrenebilirsin. Mesela 6-06-07 yazıyorsa kaçıncı ayda olduğu da yazar orada. Cinsiyeti nedir? Çabuk alıştırma. Dişi galiba, ben tam anlamıyorum. Bu arada ilk defa ev ortamı görüyor. Kuşu ilk defa biz sahipleniyoruz. Kuşun dişi Pearl türü bir papağan ve Pearl türü papağanlarda, sultanlarda benek çok olunca dişi oluyor. Yaş olarak da yine senin dediğin yaşlarda. 7-8 aylık civarında olabilir. Tülin Aydın, dişi kuşum Nisan'ın gagasının üstündeki bölüm keratinize oldu. Bu neden kaynaklanır acaba? Bu kızışan kuşlarda kalınlık artabiliyor bu şekilde, kabarabiliyor ve koyulaşabiliyor. Ama mantarlaşma yok sizin kuşunuzda gördüğüm kadarıyla. Mantar değil o. Sadece cereden kaynaklı bir durum ama daha güzel olmasını isterseniz vazelin sürebilirsiniz deliklere gelmeyecek şekilde. Eşleşme yaşına gelmişler. Burak Aksaz, dişi sultan papağanı aldım. Videolarınızdan izlediğim kadarıyla gri sultan papağanı gözle cinsiyet ayrımı biraz daha rahat yapılabiliyor. Sizce cinsiyeti nedir? Dişi bir sultan papağanı, şu anki resimde gördüğüm kadarıyla dişi bir sultan papağanı var, grey türü. Emre Çelebi, ilk olarak kanadında bir sıkıntı olabilir mi? Normalde birinci fotoğraftaki gibi uçtuktan sonra da kanadını ikinci fotoğraftaki gibi tutuyor. Uçuşunda pek sıkıntı göremedim. Kanattaki tüyler bozulduğunda uçma esnasında onları düzeltmek amacıyla ya da onlar da bir üst üste çapraz geldiğinde bu şekilde tutabiliyorlar o düzelene kadar ağızlarıyla. Bir kanadı diğerinden daha aşağıda ama hep böyleyse kırık ya da çıkık olabilir o kanatta. Bir veterinere kontrol etmekte fayda var. Kanadı kayıyormuş gibi oluyor, sabitleyemiyor. Ne yapmam gerekir? İkincisi cinsiyet ve yaş söyler misin? Şimdi o kanat kırıldı ve kaynadıysa oraya, bundan sonra pek yapılabilecek bir şey yok. Yanlış kaynamış olabilir ama yeni bir kırık, çarpmaya bağlı bir kırık çıkık varsa veteriner buna müdahale edebilir. Cinsiyet olarak erkek gibi geldi bana. Yaş olarak da bir yaş üzerinde bir kuşunuz var. Kanatta sıkıntı var gibi görünüyor. Musa Cebeş, ben sarı ve mavi kuşumun cinsiyetlerini, yaşlarını öğrenmek istiyorum. İki kuşum da ayrı ayrı yerden geldi. Alıştılar mı birbirlerine? Sarı kuş konuşuyor. Mavi bugün geldi. Sarı 10 gün önce. Ve sarı kuş bu aralar böyle kafasını sürüyor. Sağa sola, sorun olur mu? Erkek sarı olan, o arkadaki beyazlı mavili olan kuş da dişi bir kuş. O kafasını kaşımak için sürüyor öyle. Benim kuşlar da yapıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. İyi geçiniyorlarsa alışırlar. Henüz yeni zaten. Birkaç haftaya belli olmaya başlar anlaşıp anlaşmadıkları. Arzu Onur, kuşum sizce sağlıklı mı ve yaş tahmini alabilir miyim? Evet, sağlıklı dişi ve bir yaş üzerinde bir kuşum var. Tüyleri falan çok canlı. Yücel Zeynep, merhaba. İlk olarak mavi kuşu aldık. Daha sonra beyaz kuşu aldık ama ikisinin de yaşlarını bilmiyorum ve sağlıklılar mı? Yorum yapar mısınız? Gayet sağlıklı görünüyorlar. Yaşlarına hemen bakıyorum. Bakın o mavi olanın baş bölgesi zaten anlaşılıyor, temiz. Yine cere bölgesi kabuklanmış, katmanlar oluşmuş.
Yani 1 yaş üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Göğüs halkaları da var. Diğerine baktığımda baş çizgileri yok ama gagasının uzunluğundan, ayak yapısından onun da büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Diğerinden biraz daha küçük sadece yaş olarak. Başkentli Emrah. Kuşlarım 2 haftadır sürekli yuvalığın içine giriyorlar ama dişi kuş erkeği yuvalıkta bazenleri dövüyor, kur yapıyor birbirlerine ama çiftleşmiyorlar. Yumurtamama havuç veriyorum ama çiftleşmiyorlar. Sorun nedir acaba? Şimdi kuşlardan birisi kızışmış, diğeri kızışmamış olabilir. Dişi kızışmıştır, yuvalığa giriyordur. Aslında ikisi de giriyor sanırım. Ama senin kuşlarının ikisi de dişi. Bak, cereleri beyaz. Bunların ikisi de dişi ve ikisinin de dişi olmasından dolayı yavru almaman normal bir durum. Bir tanesini erkekle değiştirsen ya da çiftleşebilirler. İkisi de kızışmış muhtemelen dişlerinin. İkisi de yuvaya girmeye çalışıyor ve diğer onu çıkarmak için birisini dövüyor olabilir. Acilen bence bunlara erkek almalısın. Bugün de hep aynı sorunla karşılaşıyoruz. Hep dişi kuşlarımız çiftleşmiyor diye mesajlar geliyor. İkisi de dişi çıkıyor genelde. Ümeyip Kaya. Abi kuşum 5 aylık cinsiyeti erkek. Resimdeki bir kafes tellerini kemiriyor. Kemirme özelliklerinden dolayı biraz sessiz ol müfettiş. Çok bağırıyorsun. Kafes tellerini kemiriyor. Kemirme özelliklerinden dolayı normal kemirmesi. Boyasız kafesleri tercih etmek çok faydalı. Pirinç tarzı. Tabana attığım kağıtları çineye çıkarmaya çalışıyor. Bu da normal, oyun amaçlı. Kağıtları kemirip yukarılara çıkarmaya çalışıyordur. Doğru düşünüyorsun. O özellikten dolayı kemiriyorlar. Kuşun gayet sağlıklı görünüyor ama bu kafesi bir an önce değiştirirsen daha sağlıklı olur. Bu boyalar biriktikçe toksin oluyor kuşların vücudunda. Göknil Oğuz. Abi merhaba, kuşumun burun çevresi mavi olan bölge bu şekilde normal mi yoksa mantar veya bir akıntı mı var? Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Yine senin de kuşunun yaştan dolayı katmanlar oluşmaya, çatlamalar oluşmaya başlamış çene bölgesinde. Bir de ayakları kurumuş, pullu bir görüntüsü var. Bu mantar mı, kış mevsiminden dolayı mı? Kuşlar büyüdükçe ayaklarda pullanmalar olabiliyor ama seninkinde bu mesela sol ayakta biraz daha böyle mantarlaşma durumu var gibi arka parmakta. İstersen önlem amaçlı vazelin sürebilirsin. Vazelin mantarlara çok iyi geliyor arkadaşlar. Şüphelendiğiniz takdirde mantardan, mantar olmasa bile önlem amaçlı sürebilirsiniz. Zararlı bir madde değil. Tüy dökümüne de girmiş, B vitaminiyle de destekleyebilirsin kuşunu. Seher Yıldırım, çok şükür sıkıntımız yok. Bildiğim kadarıyla ban denilen kısır kuşunuz katır deniyor. Sanırım bize çok alışık, yalnız kalmak istemiyor. Sizce eş alsam üreler mi, sevda cennet mi olmalı? Eşi yaşını öğrenebilir miyim? Evet, sanırım cennet papağanı bu gaga renginin hafif turunculuğundan ve göğüs çevresindeki kalınlıktan, çerçevenin kalınlığından kuşunuzun sevda papağanı ve cennet papağanı kırması bir kuş olduğunu görebiliyoruz. Aslında yanlış bir durum. İkisi çiftleştirilmemeli Sevda ile Cennet'in. Ama olmuş artık. Bunlara katır kuş deniliyor arkadaşlar. Böyle iki farklı türün çiftleşmesinden ortaya çıktığı için. Bunların çiftleşme özellikleri denemedim ama büyük çoğunluğunda olmadığını biliyorum. Yani çiftleştirmemek yavruların sağlığı açısından daha faydalı. Çiftleştirecekseniz de yeni kuşlar alıp aynı türden onları çiftleştirmenizi tavsiye ederim. Artık bu kuşunuzu bence bu şekilde besleyin. Size de çok alışıkmış. Sadece arkadaş alabilirsiniz. Yuvalık takmazsınız. O konuda sıkıntı olmayacaktır. Çok güzel, canlı renge sahip bir kuş ortaya çıkmış gerçekten. Çok da sevimli bakıyor. Bizim müfettiş tabii oralara baktığı için göremedi sizin kuşunuzu. Güney Geyik. Benim erkek bir muhabbet kuşum var. Resimdeki 3 kere eş değiştirdik. Bir türlü eş olmadı. Arkadaki dişi kuş ikinci eşi. İlk eşi Rainbow bir dişiydi. Üçüncü eşi ise diğer resimde. Acaba bize alışık olduğu için mi eşleşmiyor? Ama bayağı kur yapıyor. Yuvalıklarında hiçbir şeyi de eksik tutmuyor. Benim pastel gibi muhtemelen sizin kuşunuzda. Tabii ki evcil olan kuşlarda yabanilere göre eş tutma durumu biraz daha geç olabiliyor. Ama tabii ki farklı kuşlar koyarak yanına deniyorsunuz siz de. Belki eşleşme ihtimaliniz var. Hiç eşleşmeyecek diye bir durum da yok. İlla ki eşleşecek diye de bir durum yok.
denemekte fayda var sürekli. Kuşunuz çok sağlıklı bu arada. Dişi de sağlıklı görünüyor. Miraç Uzun, kuşlarımın cinsiyetini ve yaşını öğrenebilir miyim? Mavi beyaz olan kuşum 3 ay önce mantar hastalığı geçirmişti. Sağlığı nasıl görünüyor? Kafes düzeni nasıl? Bu mavili olan, koyu mavili olan dişi bir kuş. Yine açık mavili, başı sarı olan da dişi bir kuş. Göğüs halkaları var. Yine 1 yaş civarında bir kuşunuzun olduğunu söyleyebilirim her ikisinde. Hatta öteki koyu mavi olan biraz daha yaşlı bir kuş. Mantar için vazelin kullanabilirsiniz. Kuşlarınızda, burun bölgelerinde olan mantarlar için ve ayaklarda. Kafes düzeni güzel görünüyor. Ahşap tünekler kullanıyorsunuz. Kalamar kemiği var mı? Evet, var sanırım. Kuş kumu yoksa da koyabilirsiniz kafese. Uğur Güngör, kuşum eve geldiği günden itibaren çok su içiyor. Dışkısı da biraz sıvımsı, ishal olmasından korkuyorum. Bir de aşırı yaşın cinsiyetini merak ediyorum. İshaller için suyuna 2 damla elma sirkesi koyabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen kuşlarda pet shop'tan dolayı, oradaki kuşlardan dolayı bakteriler bulaşabiliyor, bağırsak bakterileri. Ve yeme düzeni de tam düzgün olmadığı için şu anda. Ondan dolayı da bir ishal olabilir. Yem yedikçe düzelecektir zaman içerisinde. Suyunu da verdikçe siz. Cinsiyet olarak erkek bir kuş. Yaş olarak da 7-8 ay üzerinde, 1 yaş civarında bir kuşunuzun olduğunu söyleyebilirim. Ali Yılmaz, çift olur mu? Beyaz olan kafese yuvalık takınca sürekli içinde duruyor. Beyaz kuşu 2 gün önce aldım. Sarı ve yeşilimsi o rengi olan da 1 yıldır bende. Yeşil olan beyazı görünce korktu bayağı. Normal. Eski kuşlar yeni kuşları görünce alışma sürecinde korkabiliyor. Beyaz kuş da büyükse eş olurlar. Büyük olarak aldıysanız. Şu an tam göremedim ben net olarak. Mavi kuşun, yeşilli kuşunuz erkek. Beyaz olan da dişi. Bu dişi sanırım. Net göremedim çünkü. O biraz hasta gibi ama sanki. Onu farklı bir kafeste tedavi edip sonra bunun yanına koysaydın daha iyi olurdu. Çünkü yeni alınan kuşlarda topluluktan dolayı, toplu yaşadıklarından dolayı hastalık olabiliyor. Tedavi ettikten sonra, karantinadan sonra ben genelde koyuyorum bu tarz kuşları. Onu bir süre farklı yerde besleyin. Vitaminlerle, yumurta mamalarıyla bağışıklığını falan güçlendirin. Sonra yanına koyun. Beyaz dişi, yeşil olan erkek. Çift olurlar tabii ki, eş tutarlarsa, beğenirlerse. Umut Rasim, ilk muhabbet kuşum 3 gün önce öldü, rahatsızdı. Mutlu olsun diye bu muhabbet kuşunu aldık, çiftleşirler mi bilmiyorum. Öncelikle geçmiş olsun ölen kuşunuz için. Kaç yaşında onu da bilmiyorum. Bir ay oldu alalı, nasıl kendime alışırım, cevaplarsanız sevinirim. Bu dişi bir kuş, yaş olarak da 7-8 ay üzerinde diyebilirim. Büyük olduğu için kendi alışmanda zorluk yaşarsın ama başka bir kuşun da var anladığım kadarıyla. Onu şu an görmüyorum. Eş olurlar, beğenirlerse birbirlerini. Yavrular olursa onları alıştırırsın kendine. Sağlıklı görünüyor. Yaşar Ahmet'i okuyacağız. Abi dişi kırma yeni aldım. Bir hafta oldu. Sence çiftleşirler mi? Senin kuşlarının da ikisi sanki dişi gibi. Burunları beyaz ve kahverengi tonlarında ikisinde. Ben öyle görüyorum ekranda. İkisi de dişi yani. Bunlar çiftleşmezler. Erkek alman lazım çiftleşme. Yaşları olgun ama cinsiyetten dolayı çiftleşmezler. Bir de arkadaşlar ben burada bakarken burada ekran çok koyu renkte ve fotoğraflar küçük halde. Yani göremeyebiliyorum. Sonradan montaj yaparken görebiliyorum kuşlarınızı net olarak yakınlaştırıp kırptığım için. Yani ondan dolayı yanılmalar da olabiliyor. Mumin Karagöz, kuşumu 3 aylıkken almıştım. Tüy dökümüne girdi. Sonrasında yanaklarındaki tüyler döküldü. Yanağında mavi benekler vardı. Yeni çıkan tüylerle birlikte yanağındaki tüyler beyaza döndü. Yavruluk tüylerinden olduğunu sanıyorum. Kafes düzenini yorumlar mısın? Evet, çok güzel bir kuşun var. O yanak tüyleri büyüdükçe değişebiliyor kuşların vücut renkleri. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir sorun teşkil etmez. Boyalı kafes sanırım kuşunuz kemiriyor. Boyasız kafesler tercih etsek daha güzel oluyor tabii ki. Kafes için ahşap tünek kullanmak gerekiyor ve kalamar kemiği falan da olmalı. Yoksa onları takabilirsin. Varmış zaten kalamar kemiği, mineral yok ama kafes biraz bana küçük geldi. Sık sık kafeste yaşıyorsa kuşun daha büyük bir kafes alman da fayda olacaktır kuşun için. Oyun saati.
Abi iki tane show kuş var. Erkeği ben yavruyken alıp elimle besledim. 2 yaşına gelince bir tane dişi aldım yanına. O da 2,5 yaşında falan ama ben aldığımda çok kilolu. Hiç kafesten çıkmamış neredeyse 2 yaşına kadar. Ben biraz uçurdum, kilo verdi. Şimdi ise 2 aya yakın yan yanalar. Erkek kuşum dişiye yem kusuyor. Dişi yem kusmasına izin veriyor, tepki göstermiyor. Sonra erkek ayak atıyor ama dişi kaçıyor. İki kuşum ilk eş tecrübeleri ondan olabilir mi? Dıştan bakınca iyi anlaşıyorlar. Hepsi yan yanlar. Yem kusuyorlar. Ama ben hiç çiftleştiklerini görmedim. Kafeste yuvalık takılı. Senin videona tavsiye ettiğim büyük yuvalıktan aldım ama hiç içine girmiyor. Yumurtlamadan 10 gün önce falan girmeye başlıyorlar genelde. Henüz yumurta yoktur kuşlarımda çiftleşmediği için. Ben kafese elimi sokunca hemen yuvalığa giriyor. Korktuğu için sanırım. Tabii ki orada güvenli zannettiği için oraya giriyor olabilir, kaçıyor olabilir. Sonra hemen çıkıyor. Abi sence ne yapmalıyım? Kuşlarına kızıştırıcı mamalar ver. Onları kızıştır. Ondan sonra denemeye çalış. Çünkü büyük kuşlarda bunlar bu bizim küçük kuşlardan değil. Biraz daha zor eşe geliyorlar bu kuşlar. Eş tutmamış da olabilirler tabii ki. Kızıştırıcı mamalar dene, yumurta maması gibi. Uzun süre boyunca olmuyorsa eş değişiminde fayda var. Bahar Cengiz. Merhaba Ünal Bey. Ben bir kuş aldım amcamdan 9 aydır. Ben de çok korkuyor. Elime geliyor. Düşlerimi falan yiyor ama ben çıkarmadan o kafesten çıkmıyor, yere inmiyor. Kafesten çıktığı zaman da sadece kapının üzerine uçuyor. Ben yaşını merak ediyorum. Yaş olarak büyük bir erkek bir kuşun var. Bir yaş üzerinde erkekli kuşun var. Ondan dolayı alıştırmak zor olacaktır senin için. Elinle gelmeyedir, sık sık onunla ilgilen, oturduğun odada dursun. İlla ki alışacaktır. Resimde attığım gibi tüyleri beyaz beyaz çıkıyor. Tüylerinde bir sıkıntı yok. Tüyleri güzel görünüyor kuşunun. Tüy tüpçükleridir o çıkan sert cisimler. Onlardan yeni tüyler çıktıktan sonra yok oluyorlar. Alışır zamanla ama yaşı büyük tabii ki. Tam olarak bunu bilemem ne zaman alışacağını. Daha çok ilgi göstermen lazım yavru kuşlardan. Batu Koray Maslak. Merhabalar. Benim yaklaşık 7 aylık bir Pakistan papağanım var. Öncelikle cinsiyetini sormak istiyorum. Kuşunda başının arka kısmında çizgi yok. Boyun bölgesinde halkası yok. Dişi olduğunu düşünüyorum Pakistan papağanının. Bu kuşu alırken ben tabii Pakistan papağanı o kadar araştırmadığından bilmiyorum. Satıcı bana bu kuşun erkek olduğunu söyledi. Ben de aldım ama internetten baktığımda kuşun dişi olduğunu öğrendim. Boynunda halkalar yok. Herhangi bir iz yok. Fotoğrafları koyacağım. Herhangi bir şüphe olmasın diye. Ve sonraki sorum, kuş sağlıklı mı diyor. Tüylerinde ve çarpmadan dolayı burun kısmında bir yara oluşmuş. Oralara vazelin sürerek zamanla iyileşmesini sağlayabilirsin. Kalsiyum kemiği olsun kafeste. Multivitaminler ver ona. Düzelecektir. Zamanla beslendikçe yumurta mamaları, ekstra mamalar, meyveler verebilirsin kuşuna. Daha sağlıklı olacaktır. Eski sultan papağanım öldüğünden beri bu konuda gerçekten titiz davranmaya çalışıyorum. Onun ölümü beni bayağı üzmüştü ve sonucu ben bu kuşu çiftleştirmek istiyorum. Pakistan papağanları kaç ayken çiftleşir, bu konuda önerilerin nedir? Şimdi Pakistan papağanları normal kuşlardan daha derin yuvalıklara ihtiyaç duyuyorlar. Onu özel olarak kendin yapman gerekiyor. Ve ideal yaşlar papağanlarda 1 yaş. 1 yaş civarında çiftleştirmek oldukça sağlıklı oluyor papağanlarda. Eşleştirebilirsin tabii ki. Pakistanlar güzel kuşlar. Büşra Bilici, kuşun paşayı 2 sene önce 6 aylıkken aldık. Bize alışması için her yolu denedik. Videolarınıza 2 sene önce 6 aylıkken aldık. Şimdi tabii ki artık 2 yaşında davranışlar kalıplaştığı için bu aşamadan sonra alıştırmak çok çok zor sizin için. Ama 2 sene geçmesine rağmen hala çok saldırgan. Yani tam alışmadığı için saldırgan olması normal. Bazen o kadar sert ısırıyor ki kanatıyor. Evde onun annem ve ben ilgileniyoruz. Yemin suyunu ben veriyorum ama ne zaman kafesine elimi uzatsam hemen saldırıyor, ısırmaya çalışıyor. Annem nispeten daha çok seviyor, onu benim kadar ısırmıyor. Kafesinden dışarı asla çıkmıyor. Kafesin kapısı gün boyu açık olsa bile dışarı çıkmıyor. Çıksa da kafesin üzerine biraz dolaşıp içeri giriyor. Dışarıda oyun alanları yaparsanız onun kendini güvende hissedeceği, benim yapmış olduğum oyun parkları gibi, kuşunuzun dışarıya çıkmasını sağlayabilirsiniz zaman içerisinde ama bu yaştan sonra alışması gerçekten çok çok zor. Ona bence eş alın, eşleştirin. Yavruları olunca yavrularını alıştırırsınız. Benim kuşlar gezdiler arkadaşlar.
Efe Polat kuşumun yaş ve cinsiyetine de cevap verirsen sevinirim. Cinsiyeti erkek. Şimdi gagası çok siyah gördüğüm kadarıyla. Henüz yavru bir kuş. Yani çok büyük değil. 1,5 aylık civarında. Baş çizgileri de tam resim net değil ama baş çizgileri de var gibi görünüyor şu anda. Yavru bir kuş almışsın. Salih Ak. Abi Sultan Toparım'ın cinsiyetini söyleyebilir misin? Evet. White face dediğimiz bir papağanın var ve bunlar da yanak bölgesi gri olduğu zaman dişi oluyorlar. Beyaz olursa da erkek oluyorlar. Mihrihan üstünde kuşum var. Geçen sene Mart'ta aldık. Aldığımızda bir ay. Sence eş almalı mıyım? Büyümüş artık. Kuşun erkek bir kuşum var. Buna eş alabilirsin. Evet arkadaşlar, bugün de elimden geldiğince sizlerin bana göndermiş olduğu maillerinizi okumaya çalıştım. Kuşlarınızın durumlarını inceledik hep birlikte. Eğer soru göndermek isterseniz unalvlog@gmail.com adresime. Fotoğraf olursa daha iyi anlaşılıyor. Video olursa daha iyi anlaşılıyor arkadaşlar. Sorularınızı göndermek istediğiniz, yayınlamak istediğiniz kuşlarınızı sizler de unalvlogsoru@gmail.com adresime mail atarak gönderebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.